Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine kolay mı kolay ama görünüşü çok güzel olan bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet. Modelimiz bu. Bakın. Şöyle iki tane yaprak üzerinde minik yelpazeler. Hatta oyumuzun ismi de bu şekilde olabilir arkadaşlar. İki tane böyle yaprak üzerinde minik yelpazeler. Şu çimeni arkadaşlar, bu kısım 4 zincirli yer örümcekli ve 2 tane tığ battıydı. Çok gerdirme gibi duruyordu. Bu şekilde size bir çimen hazırladım. Bu 6 trabzanın üzerine de yuva hazırlayarak yaprakları yaptım. Bakın ara suyu da bildiğiniz her zaman yaptığımız ara suyu, böyle üçgen kirpikli trabzan diyorum buna. İsmini bilmeden öylesine söylüyorum arkadaşlar. Evet, modelim bu. Bakın dediğim gibi de böyle kolay yaprağı yapımı ve çiçeği yapımı minik yelpazeler, kolay yapımlı bir model hazırladım. Ama çıtıkta olduğu için çok güzel duruyor. Şöyle bir de sallantılı haline de bakıtayım. Her halini görmüş olun. Duruş halini. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi anlatım kısmına geçerek minik yelpazelerin nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, şöyle ilk önce tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 nolu videoda mevcut, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içerisine sık iğne ile ipimi sabitledim ve buraya iki tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, ara mesafesi olarak 5 tane bırakıyoruz. 4 tanesini yaptım. Bir tanesini de sizle tarif ederek bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi tığ battının içine sık iğne ile sabitledikten sonra 2 zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. Hemen buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya kapatıp bir piprik oluşturdum. 2 tane zincirimi çekip sabitliyorum. Evet. İlk başlarken bu şekilde 5 tane bu kirpikli trabzanlardan yaparak başladık ve 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı mesafesi bırakıp ikinciye şöyle 2 ve 2. Bu tığ battının içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Şöyle 2 ve 2. Tığımı dolayıp hemen 2 ve 2. Bu şekilde bakın. Üçer üçer toplam 6 tane trabzanı yaptım ve 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Buradaki ilk trabzanımın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bir zincir çekip ilk önce şu şekilde girelim arkadaşlar, yaprak şöyle öne doğru, arkaya doğru devrik durmasın. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 zincir çektim. 1 defa tığı doladım. Bu trabzanın içerisine şöyle ikili trabzanlar yapacağız. 1 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Hemen
6 7 tane. Bu zincirle beraber 7 tane. Bakın başta çektiğimiz iki zincirle beraber 7 taneyi bu şekilde kapattım. Bu 7 zincirli yuvaya. Şöyle hafif kaydıralım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim 8 zincirimi buraya. İlk bakın bu zincir çekmiştik ya 2 tane. Onun tepe noktasına. İsterseniz oraya 3 de çekebilirsiniz. Daha şöyle. İçine girince orada bir tane kalır. Evet, bu şekilde 8 zinciri kapattım. Birinci trabzanıma ve buraya 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Döndüm düz tarafına. Bakın arkadaşlar bunu normal sık iğne de yapabilirsiniz. Biraz farklılık olsun şöyle tırtıklı dursun diye. Ben sahte sık iğne yapacağım bakın. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Sahte sık iğneyi daha önce gösterdim. Çok zarif duruyor. Yapmak isteyenler normal sık iğne ile de kapatabilirsiniz. 2 zincirimi çekiyorum. Yuvaya girip burayı 8 tane bu şekilde 2 zincirli kirpik yaparak dolduruyorum. Şöyle tutayım daha net görünsün arkadaşlar. Evet, yaprağımızın yapılışı bu şekilde devam edecek. Şimdi ikinci zincirimi çektim. Kapattım. 2 zincir buraya kapattım. Şöyle 5 oldu sanırsam. Bakın arkadaşlar, şunu biraz bol bırakacaksınız, tamam mı? Rahat geçmek için. Şöyle geçirdiğiniz zaman zaten otomatik sıkıyorsunuz. Burayı şöyle göstereyim. Şimdi burayı dar tutarsanız burada böyle içinden geçmekte zorlanırsınız. O yüzden tığdaki ilmeği bu şekilde bol bırakarak yaparsanız hızlı ve seri bir şekilde sık iğneleri oluşturursunuz. Evet, sonuncuyu normal sık iğne yaparak yaprağı tamamladım. 8 tane bakın. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu yaprağın aynısını hemen yanına da yapacağım. 2 tane yapraktan oluşacak. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya girip 3 seferde 2 ve 2. Bakın. Trabzan hazır. Şimdi bu trabzanın içine 2 zincir çekiyorum ve 2 2 alarak ikili trabzanlar yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Yedinciyi hemen bunu bakın ana yuvaya, 7 zincirli yuvaya sık iğne ile buraya sabitleyip kapattım. Bu şekil oldu bakın. Şimdi bunun üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Ters çevirip bu iki zincirde tepe noktasına girip şöyle bakın sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirlere minik yelpazeleri yapacağız arkadaşlar. Bu trabzanın ara kısmından girip zincirin 8 zincirin ara kısmından girip buraya kapattım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bu 2 zincir şöyle geri çekip diğer 3 tane kirpiği de rahatlıkla dolduralım arkadaşlar. 7 ve 8. Şimdi buradaki yuvaya 7 zincirli yuvaya da sık iğne ile girdim bakın. İkinci yaprağımız da bu şekilde hazır. Şöyle hafif bir bolluk, çok değil arkadaşlar, hafif bakın. Trabzanla böyle ara kısmı gözükecek şekilde. O yüzden hani 8 zinciri yaptıkça zaten esniyor. O yüzden fazla zincir çekmeyelim. Şimdi sık iğne ile girdikten sonra 4 zincir çekiyorum.
Bir tane tığ battımı bırakıp ikinciye kapattım. Evet, yaprak işlemimiz bu kadar. Şimdi şöyle bakalım yaprağımıza. Evet arkadaşlar. Şurada sanki 9 kirpik var gibi. Bu kadar oluyor arkadaşlar işte. Kolay kalıp gibi şöyle farklı tırtıklı olsun diye kirpiklerle de hazırlığı normalde yapabilirsiniz. Şimdi şu ilk başta gösterdiğim ara suyunu yapalım arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen yandakine girip 2 yandaki tığ battıya trabzanı oluşturdum. Şöyle sıkı sıkı 4 zincirimi çekip bir pipirik oluşturdum. 2 zincir hemen yandaki tığ battıya şöyle sabitleyerek üçgenimi tamamladım. 2 zincir. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı işlem. 2 zincir sıradakine kapatıyorum. 2 zincir sıradakine. 5 uyanı çıtıp olduğu için 5 tane şöyle mesafe iyi arkadaşlar. Daha fazlası uyayı göstermez. Evet. 3 tane yaptık. Sonra 5 tane olunca 4 zincir ve bu alt yapıyı sonra da üzerine bu 2 tane yaprağı kuracağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi şu yelpazelerini de yaparak çiçeğimizi tamamlayalım. Evet. Şimdi bu yaprağımızın 5 zincirli yuvasına sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpinizi güzelce esnetin arkadaşlar. İncecik olsun. Şöyle 2 alarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Eli gevşek olanlar bu pipiriği 3 zincirde çekebilir. Daha minik minik güzel durur. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu da ikinci pipirik. Burada pipirik sayacağız arkadaşlar. Pipirik sayımız 6 olacak. Bu şekilde şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Bu trabzanları hepsini aynı boyutta yapmaya özen gösterin. Şöyle bir defa doladım. Bakın 2 ve 2. Çünkü biri büyük biri küçük büyüdükçe sonuna doğru çirkin duruyor. O yüzden trabzanları aynı boyutta yapalım. Kapattım. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincirimi çekip sabitliyorum. Bakın 5 oldu. Sonuncu için tekrar tığımı doladım. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4. Altıncı kirpiği de bu şekilde yaparak yelpazemi tamamlıyorum. Şöyle 2 tane zincir çekip aynı yuvaya kapattım. Bakın. Bu şekilde minik bir yelpaze oluşturduk. 2 zincirle başladık. 2 zincirle de tamamladık. Şimdi arkadaşlar dibine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir büyük örümcek yapıyorum. Kesmiyorum. Aynı renkten yapacağım arkadaşlar. Bunu farklı renklerde de yapabilirsiniz. Mesela bunun ikinciyi sarıdan yapıp tonlama veya mor lila tonlaması yapabilirsiniz. Ben sade olsun diye şimdi sadece turuncudan yapacağım. Bir de örnek amaçlı. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapattım. Bakın kirpik oluşturdum. Bir defa tığı doladım. 2
ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. Kirpiğimi oluşturdum. Bir defa tığı doladım. Yeşil yuvanın içerisine girip 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. Şöyle kirpiğe girip, arasına girip kirpiği oluşturdum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir. Kapattım. Evet, 6. kirpik için şöyle sonuncu trabzanımızı yapalım. Bir, iki zincir. İki zincirle başlayıp iki zincirle kapatıyoruz. Şöyle. Bunu hafif uzun yapıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bunun sonuncuyu bir veya iki fark etmez. Yeter ki arkadaşlar kenarda siyah yanık izi gözükmesin. Buralardan alıp bunu böyle arkaya doğru çekiyorum. Bakın. Hem bu köşede çok güzel duruyor. Hem de tertemiz. Şimdi her zamanki gibi şu üstteki tel olmalı arkadaşlar. Bakın. Diğeri değil, üstteki olacak. Şimdi bunu ayırıyoruz. Zaten bu şey kısmı böyle sağlam oluyor. Önemli olan bura. Bu da bir zincir çekildiği için sökülmüyor. Sakın örümcek yapmadan önce bir zincirinizi unutmayın arkadaşlar. Şöyle buraları çekmeye gerek yok. Önemli olan bakın bu sol taraftaki bitiş kısmındaki zincirler. Onu böyle ne alabilirseniz bir veya iki. Buradan çekiyorum ve şimdi bunları yakıp temizleyip gelelim. Bakalım modelimize çok güzel oluyor arkadaşlar. Turuncuyu ben çok seviyorum bu rengi de. Şöyle portakal rengini. Evet, modeli tamamladık. Bitmiş hali bu şekilde. Bakın karşıdan şöyle koydum. Çok da güzel zarif oldu. Şöyle sizle yapmış olduğumuz çiçeğimiz arkadaşlar. Minik yelpazelerimiz. Ve sizlere daha önce hazırlamış olduğum böyle yelpazem. Çok da güzel bir duruşu var. Zarif çıtı pıtı oldu. Şöyle ikisini bir de yan yana tutayım. Yakın tutayım. Evet. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle bakın ütüsüz, ütülendiği zaman daha tiril tiril böyle yapışacak arkadaşlar bu yelpazeler daha güzel duracak. Şöyle. Bakın çoğaldıkça modelde kendini gösteriyor. Daha hoş böyle zarif bir hal alıyor. Kolay çıtı pıtı model sevenler için hoş model. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.